Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz kanalımıza, evimize. Ben bugün temizlik yapacağım. Şöyle sizlere de biraz görüntü çekelim dedik. Başlıyoruz temizliğimize. Önce kiler. Mutfağına soyunacak oldum. Şöyle bir güzel deterjanım var içine. Domestos yaptım. Güzel güzel temizleyecek. Elime gittikten sonra burayı sildim, süpürdüm ama yine baktım. Pasak da yok aslında ama yine de silince insanın içi huzurla doluyor tabii ki. Temizlik başkadır. Ha? Ha. Kapımız açık mıymış? Ne? Babam ben hiç örtmüyorum orayı. Görüyorum. Oralar siliyor. Hı? He. Bu. He. Bu. Ha. Bir de açılmış. Evet. Yapayım ya. Hem temizlik yapayım hem de izleyicilerimizle konuşalım. Önce kol aldım yerine. Şeyden alaydım Meysu'da. Kola Türk aldım. İyi. Bu da tatlı oluyor. Meysu'nun içi çok soğuyor biliyor musun Meysu'da? Hı? Meysu'nun içinde meyve kokusu geliyor şekerli. Ya meyve kokusu geliyor değil mi? Çok fazla asitli. Boğazını eritiyor. Asitli çok şekerli oluyor. He he. En iyisi bu işte. Bu
Şurada küçücük mini minnacık tahtam sevgili takipçilerimiz. Kuruyla eskiden ne yapıyorsa bana ana çevirdi. Mini minnacık. Bacımın küçücük kızı. Nasıl öldüm yani? Hey ama ne minnacık esnaf. Küçücük tahttan çok işe yaradı. Hem bez aldık. Bununla. Hem çevirdiler. Yerde de benim işime çok yarıyor çünkü. Ekmek ne börek ne yapar hani. Bir de şu tarafı dolandırıp. Ekmeğe ne zaman edecek, ne zaman edecek, ekmek kaldı, ekmek gidilecek derken şükürler olsun Rabbime ekmeğimizi de yaptık. Allah'ım ağızda denen ekmeği nasip etsin inşallah. Temizlik evde artık bundan sonra hep temizliğine uğraşacak. Bir de bugün sobamızı kuracağım inşallah bana yetiştirebilirsin. Şöyle iki tane ekmek parçası çıktı. Buraya bir halı olsa da halı sersin bu kalılarda. Evde kalıların hiçbirisi de uymuyor buraya. Büyük aralığın halısını kessem buraya mı sersem? Sevgili takipçilerimiz, siz yönlendirmeyi güzel yapıyorsunuz. Buraya halı serim mi, sermeyim mi? Ayağımın altı soğuk oluyor mesela kışlar, hiç karamam da. Halı sersem güzel oluyor ama bilmiyorum nasıl olacak. Buranın fayansları pembiş pembiş. Bir de burayı ilk öğrenciliğinde eşim yaptıydı böyle. Pek güzel olmadı ama olsun yine de betondan da kalmaz. Beton olunca hiç iyi olmuyor. Bak kara kararıyor beton. Penceresi daha çıkıyor. Hemen kurur şimdi. Bir fayanslar.
sıra buradalarımızda. Ekmekten bu tarafa temizlik yapmadığım için. Yani ekmek ettiğimizin son çocuklar temizlediği evlerimizi. Evet, sıra Kaan'ın odasında. Şimdi de burayı temizleyelim. Burayı da bitirdik. Öbür tarafa geçiyor. Daha süpürgecini bitiremedim vallahi sevgili izleyicilerim.
örümcekler sarmış. Kenarlarında, kıyılarında azıcık azıcık siyah siyah örümcek lekeleri olmuş. Şuraların hepsini aldım onlara. Tertemiz oldu. Şurada var bir tane. İşler görecek. Camımız da siliyor. Bunun perdelerini de attım. Yıkanıyor perdeleri kağının odasının. Altın üstünde güzelce çektirdim. Böğün giri daha mı? Yarım da. Böğün daha mı giri canım? Yaşıyla dağılacak. Yarın eniyorsun o. Niye yaşıyla dağılıyor? Burada kurusun. Bu camın dışı silinecek daha. Şunu sildim işte. Bak tertemiz oldu. Güzel oldu. Domestoslar şu suyun içinde kokuyor. Hmm. Bunlar şeyi sildim, kileri sildim, suyunu değiştirdim. Tekrardan bunu yıkadım. Tekrar bu sudan koydum. Yine domestos döktüm içine. İnce ondan buraları siliyorum. Şimdi bez pek değişik duruyor. Niye mi? Ne bileyim. Nasıl bembeyaz olmuş domestostan. Hal gibi olmuş. Allah. Bunları sildik, süpürdük. Altına su çektiydim. He. Ben. Ben bugün sobamızı kuracağım. O yüzden şöyle ince temizliğe giriştim. Perdelerimizi ne yıkayacağımı bilmiyorum. Perdelerim de temiz aslında da. Camlarımı sileceğim. Camlardan sonra parkelerimi sileceğim güzelce. Şöyle camların ucunu da arka taraftan siliyorum. Yine her zamanki gibi bezim geldi.
şöyle. 6 aylık misafiri gidi getirecek bugün. 6 aylık mı? 9 aylık mı? 9 aylık herhalde. Yok. 9 ayda sürmüyor canım. Camlarımda da bir şey yok da. Dışarıları örümceklenmiş. Dışları silinecek hep. Sizler dış temizliğini bitirdiniz mi sevgili takipçilerim? Yaz temizliği, kış temizliği, geçiş bitmiyor temizlik de. Adı yaz kış işte, aslında elimiz hiç temizlikten de çıkmıyor vallahi. Ya şunu şu üstüne ulaşabilir miyim? Ulaştım vallahi. Sobalarımız silinecek, borularımız silinecek. Daha kahvaltı bile yapmadık. Kaan uyuyor. Uyurken ben de dedim bu işlerimi kurum, şu ara işlerimi böyle. Temizliğim işimi yapabildim, yapadırım dedim. Dün Kaan'ın odasının camını sildim. Ama dışını silemedim. Rabiş bacım bir gelince kaldı. Bugün de oranın dışını sileceğim, şunların dışını silerken. Bir de mutfağın camları var. Başka da camımız yok. Ya büyük odamız ne var da orayı atış sildiğince bir daha silmeyeyim. O sildikten sonra biz sildik mi bir daha? Ha, sildik sildik. Emoşunla birlikte sildik de perdelerini yıkadık ya. Fatoş'un sildiği belli yok. Tozdan nasıl örümcekleniyor buralar, ama hep toz. Hiçbir şey yok vallahi billahi, sadece toz. Böyle sürekli evini kirletip de kirin içinde oturan bir insan değildik. Ama çok kirleniyor. Şu cam bezleri de çok işe yarıyor ama bunu kirlettim ben, bir daha getirin gelin. Neyse size kapadım da sizler fazla sıkmadan azar azar kesit kesit çekeyim. Videomuzun devamında tekrardan görüşürük. Evet, tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Ben bugün hem ev temizliği yapıyorum, hem soba kuracağım, hem de şöyle sütlaçlarımı yaptım. Geçen gün Emoş'um süt götürdü. Giderken ona 10 kilo süt koyduk, götürdü. Zeynep'e içiriyor ya. Artan sütü de ben dolaba koyduydum. Şimdi eşkimiştir diye düşünüyordum. Ama eşkimemiş. Ben de baktım eşkimeyince hemen bunu bir sütlaç yapayım dedim. Şöyle kaselerime böldüm. Güzelce. Tadı da güzel olmuş dedi Kaan. Ben de tadına bakmadım. Güzelce pirinci yıkadım, pişirdim suyla. Daha sonra süt döktüm. Üstüne pişkin sütüm vardı. Aslında akşam yoğurt yapacaktım. Bunu yoğurdumuz azdı ama Kaan da sütlaç isteyince ben de ona sütlaç döküyüm dedim. Hemen böyle bir sürü kaselerinden oldu. Kaselerim küçük ama böyle büyük gözüktüğüne bakmayın. Şöyle birer kepçe alıyor şunlar. Çok küçük şunlar. İşte sadece birer kepçe birer kepçe koydum hepsinden. Güzelce döktüm. Sıcak şimdi bunlar, soğuduğu zaman buzdolabına kaldıracağım bunları. Ama şimdi çok sıcak, daha duman üstünde diyebilirim. O yüzden şey yapmayacağım. Dursunlar bakalım orada. Şöyle kabımı kaşığımı da her şeylerimi de yıkadım. Onları biraz sonra kurulayıp illerine yerleştireceğim. Kaan'la birlikte kahvaltı yaptık. Kaan'ım da dışarıda, yazık, nasıl işler görüyor, nasıl işler görüyor. Vallahi billahi çocuğum. Bir yandan da şöyle evin halısını malısını çıkardım. Şöyle camlandığını sildim. Camlarımızı görüyor musunuz? Pırıl pırıl oldu şöyle. Tertemiz oldular. Şimdi ceketlerimin altını süpüreceğim. Daha sonra vile de yapacağım.
Daha sonra da sobamızı kuracağım. Allah nasip ederse inşallah. Şöyle kanımı da size bir göstereyim. Yazık çocuğum. Yoncamızı döndürüyor. Kan çok mu da? Çok mu da? Soruyorum öyle. Ha iyi, daha şu benim işim bitmedi. Ben de bulaşıklarını yıkadım. Sütlacı yaptım. Sütlacı yaptım. Bir de bulaşıklarımı yıkadım. Suframı topladım. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi o yerde yatan boz olan şeyler, bomboz görmüyor ya, sarı sarı. Onlar yoncalar. Her zaman yoncayı komşumuza biçtiriyorduk İdris'e. Ama bu sefer şey, eşimin çalıştığı Murat şey demiş, hani ben şeydim, biçim demiş, motoruyla geldi, biçti gitti. Biz de döndettirmedik. Bilmiyorum, böylece eve mi alacak, balya mı yaptıracak, ne yapacak bilmiyorum. Bunu ineğe taneye yedirecek inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi kedimiz de orada bekliyor. Fare bekliyor kedilerde. Ama fareden ne? Ha. Tamam, ben birazdan dönüş yaparım ona. Kedimiz de orada fare bekliyor. Kuzum benim. Az önce yemek artığı döktüm. Onlar yediler. Şöyle zobamı açığa çıkardım. Bunu sileceğim biraz sonra. Burayı temizleyeceğim, şu koşuyu. Bura berbat bir durumda. Soğanları toplayacağım. Sandalyeleri kaldıracağım. Şu bir de eski soba bir daha var. Şeyin arasında. Elim titredi bu arada. Niye öyle oldum? Halbuki açta değilim. Şöyle. Şurada bir daha soba var. Ama bu soba hem kırık hem de eski. Bunu Kaan'a vereceğim. Hurdacıya satsın bunu. Şunlarda, muşambalarda sobaların üstünü örttüydük. Ondan sonra camlarımı ne sildim şöyle. Pırıl pırıl oldular. Orada ben de varım bu arada. Şöyle güzelce sildim. Camların önünü yıkayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi sinek pisliği buralar. Artık dolda ya buralar. Sinekler buralara yapışıyor. Önceden hiç değmiyorlardı. Şimdi buralara yapışmaya başladılar. Kaan, kedi nasıl bekliyor ya? Bak hele. Kedi. Yazık. Yavru kedinin annesi mi? He. Ana. Fare bekliyor. Ben annesine verdiydim. Ona vermedim yemeğe. O yoğurdu çünkü. Amanı. Fareler seni görünce ürktü tabii ki. Onların yiyeceği o. Maşallah, aslan oğlum benim. Üçer üçer desteği bir şey dip geliyor. Döndürüp geliyor. Yoncamız kurumuş. Yukarıda bir kedi daha var bu arada. He. Çıkarım. Susadın mı? Ama hastalandırır seni. Normal içmeden getiririm. İyi, hadi sen bilin. Sen bilin. Şu oradaki biçilecek yoncayı da şiğnen vuruversek oranın anne. Yok, onu balyaya değil. Tanıya getiririk. Yer onu. Azıcık pörselenince. İşte diyorum, az pörselenince yiyecek. İyi, hadi bakalım. Evet sevgili takipçilerimiz, tekrardan merhaba diyelim. Hayırlı günleriniz olsun cümleten. Ben şöyle zobanın malzemelerini indirdim. Buğulandı ne? Her şeylerimizi, zobamızı, kuvamızı, borumuzu yengirip şöyle el ayak tutarken kuralım. Yani yağmur yaşadı mı düşürüp elimiz tutmaz. Bunlar hep silinecek, yıkanacak. Toz oluyor. Çıkardığımız hep balkona koydum. Çatıya koydum canım. Ama tozdan geçinmeyelim. Bizim yollarımız taş niye değil, parke değil, taş değil diyen gibi. Bizim yollarımız toprak yok. Kahanlarda hep oralara akıyor. Evlerimize akıyor tozlar. Camlarımızın onu toz tutuyor. Şöyle muşambamızı sildim tertemiz. Güneşe koyayım biraz yumuşasın. Tertemiz oldu. Şimdi sıra borularımızda şöyle biraz yakınlaştıralım ki sesim duyulsun. Allah bismillah.
zamanımızın hepsini bitirdiniz. Sobadan herkes korktuk da biz korktuklarına. Valla bizim buraya doğal gaz gelmedi. Yok. Geleceğe de belli değil daha. Allah bizi de kurtardı inşallah cümleyle birlikte. Baba derdinde. Ulan bu da geri kuruluyor. Kanunda daha yumrayı bitiremedi yazık. Kuzunun bölümü de çalışıyor. Artık kış boyu zoba sileceğiz. Şuna da yine domates sosu yaptım. Camlarımızın fiyatına. Camlarımızı bitirdik. Şu çarpılmış gibi. Bu arada biraz da sohbet edelim. Geçen bu hamur çiğnediğimiz yoruma videomuza çok yorum diyoruz sevgili takipçilerimiz. Hani niye çiğneyiyorsunuz, niye mi demiş, Allah belanızı versin, hamur çiğnenir mi? Sağa sol çarpılırsınız, ne bileyim ben ne? O kadar çok yorum geldi ki. Hadi size hiçbirisini yansıtmadım ama çok yorum geldi. Biz İç Anadolu bölgesinde genellikle hep hamurlar çinlenir benim bildiğim kadarıyla. Bizim burada değil yani o. Bayağı her yerde çinleniyor. Ama biz onu kötü niyet olarak çinlemiyor. Yani nimeti niye kötü olarak çinlenir? Biz onu yemek için çinleniyor. Hamuru olgunlaştırmak için çinleniyor. Tamam makine var ama makine bizim yaptığımız yapamıyor ki. Hani bunlara böyle şey deyince çok kötü yorum geldi. Yani çok şükür insanlarımız var. Anlamadan dinlemeden konuşanlarımız var bilmiyorum yani. Benim bildiğim hani çoğunlukla çok bölgemizde bu hamur çinlendiğini iyi biliyorum ben. Dediğim gibi bir de hani kötü bir niyetine değil. Besmelemizi çekiyor, çinliyor. Hani eskilere uymak zorunda değilsiniz falan filan. Eski geleneklerimizi yaşatma yok mu normalde her yerde? Bu da aynı öyle. Niye buna bu kadar tepki gösterdiniz anlamadım yani. Bu da bizim bir sanki gelenek gibi, ne bileyim gelenek değil ama büyüklerimizde gördüğümüz bir şey o.
sürekli uyguladığımız, yaptığımız. Ama sadece ekmek hamuru öyle oluyor. Çörek hamurumuz mesela yumuşacık, yoğurduk güzel olur. Ama ekmeğimizin hamuru biraz sert olduğu için, olgunlaştırmak için mecbur öyle yapmak zorundayız. O yüzden hani bilmiyorum yani kod yorumları yazmanıza gerek var mıydı? Kalp kırmaya gerek var mıydı? Hiç gerek yok bence. Yüzyıllarda bu bir gelenek gibi bir şey yapmışlar. Hani atalarımızdan, ninelerimizden, herkesten gördüğümüz bir şeydi yani. Ailemizin gördüğü, annem gelin mesela annesinden babasından gördüğü, bizlerin öylesine diyen gibi, bizim çocuklarımız da öyle. Yani biz onu kötü amaçlı ya da yani kötü bir şey için çinlemiyor, ekmek yapmak için çinliyor. Dediğim gibi de hani çok kötü yorumlar yazdınız. Bilmiyorum yani o kötü yorum yazanlar da sahibine aittir kötü yorum ya da kötü söz sahibine aittir. Bunu da buradan bir açıklama getireyim. Hiç gerek yok öyle kötü yorumlara. Biz yıllardır gördüğümüz geleneğimizi yaptık. Rabbime şükürler olsun da hiçbir şeysini görmedik yıllardır. Ailemiz de yapıyor. Annemiz babamız mesela ebelerimiz, dedelerimiz, anneannelerimiz diyen gibi herkes yapmış bunu. Bir de bu Çanadolu'da sanki benim bildiğim kadarıyla her yerde var bu. Bazı yorumlarda da zaten yazmışlar. Hani biz de böyle yaparız diye. Ama bunlara ne oldu da öyle yazdılar bilmiyorum. Birkaç kişi. Bir de şey abartarak yazmış ki tüyü Allah belamızı versin diye. Allah bizim niye belamızı veriyor? Beddua etmeyin. Beddua edin. Beddua iki başlı olur. Kendi koynunuza dökülür. Beddua yapmayın yani. Hiçbir şey değil. Bunlar bizim için silip. Her şeyimizi bak koyduysak da hemen girip buluyoruz malzemelerimizi. Bu arada koyumuzda da düğün var herhalde. Hasan'ın sesi geliyor. Akşam can su diyordu. Buna birisi çalacağımış değil de kimin düğünü bilmiyor. Hepimiz oldu buralarımızda. Çabukumuzdan iyi adını doldur da atılacak kalır. Olmuş. Her zamanki gibi. Allah'a. Allah'ım nasıl seni bizim buralara bir gelsin de biz sobalarımıza atsak şunları, karsambalar. Soba iyi oluyor ama çok cefalı oluyor. Sefalı olması biraz zahmetli oluyor. Evet, gördüğünüz gibi evimi düzenledim.
güzelce şeklini değiştirdim evimizi. Soba yerimizi açığa çıkardım. Şey alınacak, sobanın kapağı alınacak. Burayı elimle güzelce siliyorum böyle. Ondan sonra kanepelerimin örtüsünü makineye attım. Bazı lekeler olmuş, kalkmıyor. Bastır bastır gücü çıkarıyorum. Ama dizlerim delindi vallahi büyük. Çıkaralım artık. Kahvenin içini bile dert geliyordu ki. Kahvenin bile dert geliyordu ki. Sütlerimden nasıl bir sürü şey almış bari. Sütlerim de diyor bunlar hep aldı. Koyalım. O kadar yanım mı oluyor Deniz? Evet. Deniz sen de bekle de şu kapağını çıkar bari. Sen de bir öyle yok ya boyumuzdan için. Hiç iyi değil şu Allah'ın emri. Ana, abla gidip gelin. Tamam iyiyim. Hep bir şey getirmişsin beni ya. Ben şu an ben aldım sadece tahtana girmişsin ya. Dur dur, göbek geliyor bana. Baktım ben orayı. Şuraya yazın. Oy. Oy. Oraya yedirmemiş he. Oranını da getirelim.
kafamıza vurdu. Şöyle arkasına vuralım, tıkladım. Tam oldu. Bu kapıyı örtüp daha rahat daha da biliyor musun? Kapı açık zorladı beni. Ha, aynen kapıyı örtmedim. Şu an sökerken kapıyı örtüp söktüm. Tamam. Çok mu şey etmiştim? Öyle azıcık ilerleyeyim mi kalksak sobayı? Niye? Arkaya. Borunacak yamuk duruyor onu mu biliyorum? Yo, tam aslında. Ama şu anda nasıl durur bilmiyorum. Bundan bakma. Bu yanlanınca bir şey de duruyor. Bir şey olmaz. Önen nedir oğlum yanınca? Yok kız niye dönsün? Yine de baban geldiği zaman bu kontrol etsin. Kalkma o zaman. Kalkmana gerek yok herhalde onda. Evet sevgili takipçilerimiz. 6-7 aylık misafirimiz de geldi. Yerine yerleşti böyle oturdu. Artık bu oturuşuyla 4. aya kadar yaz başlar 7 aylık misafirimizdi. Yaz başlar 7 aylık misafirimizdi. 7 aylık misafirimiz 8 aylık işte. Yavaş yavaş daha muşamba toplanıyor. Yeter yeter. Boru fazla yattı bu sefer de herhalde. Yok yatmadı iyi. Rabbim muşamba toplansın öyle değil ya. Önemli değil mi? Muşamba düzelttim ben hani ne olacaksın? Nasıl düzelteceğim kanalesi? Muşamba... Şimdi düz oldu bak. Tamam. Buralarım güzel. Ağrıyor. Buralarım. Niye? Dirinden mi? Dirinden ağrıyor. Halımızı da serdik. Şöyle çok güzel bir şekilde. Oldu. Halımız da böyle. Şu muşambayı altını topladık ama kanenes biliyor musun? Nereye? Daha makinemiz isto bitti mi ki? Çeketlerin ortasını attı. Gel bakalım. Şuraya şuradan dur. Gel. Yolları kaldır. Tamam açıldı. Şunu da hatta şöyle de yapalım. Halımızın orası kirlenmesin. Şunu da düzeltin. He çeketin altına koyalım da. İş bitmeyelim valla. Tamam. Evet şu. Bitti. Tamam. Tabi halıya mı bindi? Halıya bindi. Ha bu kurulayan çamaşır makinesi. He seni bekliyordum. Ben de şey ses geliyor. Araba geliyor sanıyorum. Evet sevgili takipçilerimiz. İşimiz böylece de bitti.